Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kuvveti tanıyalım. Kuvveti tanıyalım konusunda biz daha önceden varlıkların hareket özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise kuvveti tanıyalım alt başlığında itme ve çekme kuvvetini öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kuvvet nedir? cisimleri harekete geçiren ya da hareketli bir cismi durduran, şekil ve yön değişikliğine sahip olan etkiye kuvvet adı verilir. Kuvvet demek ki cisimleri harekete geçirebiliyor, hareketli cismi durduruyor, şekil değişikliğine ve yön değişikliğine sebep oluyor. İki tane kuvvet çeşidimiz var, iki tane kuvvet türümüz var. Şimdi görselimizden yola çıkarak bu iki tane kuvvet türüne bakalım eşeğimiz yerinde duruyor. Değil mi sevgili öğrenciler? Erkek olan çocuğumuz eşeği harekete geçirmek için hangi kuvveti uyguluyor? Eşeği ne yapıyor? Onu itiyor. Demek ki bizim birinci kuvvet türümüz itme kuvveti. Şuraya yazalım. İtme yapıyor. Birincisi itme. Peki kızımız eşeği harekete geçirmek için eşeğe hangi kuvveti uyguluyor? Eşeği ne yapıyor? Çekiyor. Demek ki ikinci kuvvet türümüz çekme kuvveti. Demek ki bizim iki tane kuvvet türümüz var. Birincisi itme, ikincisi ise çekme kuvveti. Biz bu itme ve çekme kuvvetini günlük hayatımızda farkında olmasak da sıklıkla kullanıyoruz. Hadi şimdi bu itme ve çekme kuvvetini günlük hayatımızda nerelerde uyguluyoruz ona bakalım. Dedi ki aşağıdaki durumlarda hangi kuvvet türünün uygulandığını yazınız. Aşağıda bizim günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız, yaptığımız ya da gördüğümüz durumlar var. Biz bu durumlarda itme ya da çekme kuvvetini uyguluyoruz. Örneğin uçurtma uçururken, uçurtma uçururken uçurtmayı havada ne yapıyoruz? uçmaması için kendimize doğru çekiyoruz. Yani çekme kuvvetini uyguluyoruz. Peki ya ağaçtan elma toplarken elmayı tutuyoruz ve kendimize doğru koparmak için çekiyoruz. Demek ki elma toplarken de biz çekme kuvvetini uyguluyoruz. Çekme yazıyorum. Alışveriş yaptık. Alışveriş arabasına marketten aldıklarımızı doldurduk. Arabayı ne yapıyoruz? İki yanından tutup itiyoruz değil mi gitmesi için? Demek ki alışveriş ya da market arabasını bu market arabası yerine bebek arabası da olabilir. Biz bunu hareket ettirmek için itme kuvvetini uyguluyoruz. İtme diyorum. Geldik ok atan çocuğumuza. Ok atmak için yayı tutuyoruz ve oku. Ne yapıyoruz kendimize doğru? Çekiyoruz. Yani çekme kuvvetini uyguluyoruz. Görsellerimize göre itme kuvvetinin mi kullanıldığını yoksa çekme kuvvetinin mi kullanıldığını yazdık. Bir de şimdi yazıyla verilmiş olan durumlarımıza bakalım. Çivi çakarken uygulanan kuvvet. Çiviyi çakmak için elimize çekici aldık ne yapıyoruz? Çivinin üzerine vuruyoruz. Yani çiviyi İtiyoruz. Çiviye itme kuvveti uyguluyoruz. Çivi çakarken uygulanan kuvvet itme kuvvetidir. Peki yerdeki kovayı alırken uygulanan kuvvet. Yerde kova var. Kovanın kulbundan tuttum kovayı ne yapıyorum kaldırmak için kendime doğru? Çekiyorum. Yerdeki bir nesneyi almak için biz çekme kuvvetini uygularız. Peki Kumandanın düğmesine basarken uygulanan kuvvet kanalların değişmesi için tuşları ne yapıyorum? Bastırıyorum yani tuşları itiyorum. İtme kuvveti uyguluyorum. Tencerenin kapağını açarken uygulanan kuvvet. Tencerenin kapağını tuttum. Açmak için ne yaptım? Kendime doğru çektim. Yani çekme kuvveti uyguladım. Böylece hangi durumlarda itme, hangi durumlarda çekme kuvveti uygulandığını görmüş olduk. Karşımıza bundan başka örnekler de gelebilir tabii ki. Eğer kafamız karışıyorsa o durumu sanki orada tencere varmış gibi, uçurtma uçuruyormuş gibi ya da Ok atarmış gibi hareketi yaparak itme mi yaptığınızı yoksa çekme mi yaptığınızı bulabilirsiniz. Şimdi gelelim kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerine. Yani bu itme ve çekme kuvveti cisimler üzerinde nasıl etkisi var? Birincisi kuvvet duran cismi hareket ettirebilir. İlk görselimizde nasıldı? Eşek vardı değil mi? Duran bir eşek vardı ve biz bu duran eşeği bizim iki tane çocuğumuz hareket ettirmeye çalışıyordu. Biri İtiyordu, diğeri ise çekiyordu. Demek ki kuvvet duran cismi hareket ettirebiliyor. Burada verilen örneklerimize bakalım. Duran topa vurulması. Top yerde dururken geldik ayağımızla ona itme kuvveti uyguladık. Yani topu hızlıca vurduk, topu hızlıca ittik ve top hareket etti. Ya da duran arabaya binip gaza basmak. Araba duruyordu. Arabanın içine babamız, annemiz işte aracı kim kullanacaksa bindi ve gaza bastı. Gaza bastığı zaman bir kuvvet uygulanmış oldu. Kuvvet uyguladığı zaman gaza basınca arabamız hareket etti. İkinci olarak Kuvvet hareket eden cismi yavaşlatabilir ya da durdurabilir. Demek ki kuvvet hareket de ettirebiliyor. Hareket eden cismi durdurabiliyor. Şöyle yapalım. Şurada duran bir kalemim var. Şimdi bu duran kalemi kuvvet uygulayacağım ve duran kalemimi hareket ettireceğim. Hareket eden kalemimi ise karşı bir kuvvetle durduracağım. Önce hareket ettirelim. Şimdi ise durdurdum. Tekrardan yapalım. Duran bir kalem hareket ettiriyorum ve durduruyorum. Gördünüz mü? Hareket eden bir cismi demek ki yavaşlatabilirim, durdurabilirim ya da hareket ettirebilirim. Örneklerimize bakalım. Frene basmak. Frene bastığımız zaman ne olur? Araç yavaşlar ve durur. Ya da kalecinin topu yakalaması. Top hareket halindedir. Kaleci ise ona karşı bir kuvvet uygulayarak topu yakalar. Yani durdurur. Üçüncü olarak kuvvet cisimlerin yönünü değiştirir dedi. Karşıdan gelen bir cisme kuvvet uygularsak cismin yönü değişebilir. Bakalım tenis raketiyle gelen topa vurulması. Tenis raketiyle eğer şuradan bir top geliyorsa ve ben ona karşı bir kuvvet uyguluyorsam buradaki topun yönü değişip farklı bir yöne doğru. Mesela örneğin şu tarafa doğru topumuz gidebilir. Top buradan geliyordu ben oradan buna vurdum ve topun yönü diğer tarafa gitmeye başladı. Yani ben ona kuvvet uyguladım ve topun yönü değişti. Aynı şey normal futbolda da olabilir. Karşıdan bir top geliyorsa ve ben o topa ayağımla vuruyorsam topun yönü değişir ve başka yöne doğru gitmeye başlar. Dördüncü olarak kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. Şeklinin değişmesini örnek bakalım. Oyun hamuruyla oynanması. Oyun hamuruyla oynarken elimizde biz ne yapıyoruz? Oyun hamuruna şekil veriyoruz. Aslında şekil verirken biz farkında olmasanız bile kuvvet uyguluyorsunuz. Hamuru ne yapıyorsunuz? Bastırıyorsunuz. Yani itiyorsunuz ya da uzatmak için hamuru çekiyorsunuz. Çekme ve itme kuvveti uyguluyorsunuz. Buna göre hamurun şekli değişmiş oluyor. İkinci olarak da ceviz kabuğunun kırılması. Cevizin içini çıkarmak için kabuğu ne yapıyoruz? İtiyoruz, itme kuvveti uyguluyoruz, kabuğu kırıyoruz. Kabuk kırılınca da şekli değişmiş oluyor. Demek ki Kuvvet cisimlerin şeklini de değiştiriyor. Ve burada bilmemiz gereken çok önemli bir bilgi var. Hareket halindeki bir cisme hareketiyle aynı yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır. Örneğimizi inceleyelim. Aracımız bu tarafa doğru ilerliyor. Bakın. Okla da gösterdim size. Araç bu yönde gidiyor. Arkasından ise adam itekliyor. Arkasından aynı yöne doğru adamımız itekliyor. Araç ne olur? Hızlanır. Hızlanmaya başlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Yolda yürüyen bir arkadaşınızın arkasından iterseniz arkadaşınız daha hızlı yürümeye başlar, değil mi? Aynı bununki gibi. Aynı yönde bir kuvvet uygularsan hızlanır. Peki ya yani karşısına geçip ters yönde bir kuvvet uygularsan ne olur? Hareket halindeki bir cisme hareketiyle zıt yönde bir kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar. Bakın araba yine aynı yöne doğru gidiyor ancak adam bu sefer önüne geçti. Yani araca zıt yönde bir kuvvet uyguluyor. Araç, araç yavaşlar, aracı durdurmaya çalışır. Belki de aracın freni patladı, Yavaş yavaş ilerliyor. Adam da ne yapıyor aracı? Durdurmaya çalışıyor. Olabilir. Yine arkadaş örneğini verelim. Arkadaşınız normal yolunda yürürken arkadaşınızın önüne geçtiniz. Gitme diyerek onu önden durdurmaya çalıştınız. Arkadaşınız ilerleyebilir mi? Hayır ilerleyemez ya da zorla ilerlemeye çalışır. Böyle yavaş olur ilerlemesi. Demek ki zıt yönde de kuvvet uyguladığımız zaman cisimimiz yavaşlıyor. Peki sevgili öğrenciler, kuvveti tanıyalım konusunda neler öğrendik? İlk videomuzda varlıkların hareket özelliklerini öğrendik. Bugün ise kuvvet türlerini öğrendik. Varlıkların hareket özellikleri nelerdi? Şimdi onları yazalım. İlk hareketimize sallanma hareketi diyebilirim. Sallanma. İkinci hareketimiz dönme. Üçüncü hareketimiz hızlanma. Dördüncü hareketimiz yavaşlama. Ve beşinci hareketimiz yön değiştirme. Yazdıklarımın hepsi varlıkların hareket türleri. Bir de kuvveti öğrendik. İki tane kuvvet türümüz vardı. Bir tanesi itme. Diğeri ise çekme kuvveti. Kuvvetlerin varlıkların üzerinde etkisi vardı. Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkileri vardı bir de. Hangi etkilerde bulunuyordu? Örneğin kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir. Yazalım. Duran bir cismi hareket ettirir. Ya da hareket halindeki bir cismi durdurabilir ya da yavaşlatabilir. Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir. Son etkisi ise kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. Böylece kuvvet konusunda neler öğrendiğimizin de şöyle kısaca bir özetlemiş olduk. Şimdi ise sıra sizde. Yağız tarladan havuçları topladı sepete doldurdu. Sepet dolunca sepeti kaldırıp götürdü. Yağız bu olayda hangi kuvvetleri uygulamıştır? İki tane kuvvetimiz vardı. İtme ve çekme kuvveti. Yağız tüm bu olayları yaparken nerede hangi kuvveti uyguladı? Aşağıya yorum olarak yazmanızı istiyorum. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimiz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.